Herkese merhaba arkadaşlar. Çok arkadaş yazıyor. Hani çok daha teknik detaylara girelim ya da malzemeleri nasıl seçiyoruz? Hani şematiği nasıl oluşturuyoruz gibisinden. Aslında bunlar biraz PCB çizmenin de ötesine geçen şeyler. Neden? Çünkü proje nasıl başlanır biraz proje yönetimi ile alakalı. Proje yönetimi genelde firmaların veya çalışan yerlerin stratejisine bağlı olarak değişebilir arkadaşlar. Herkes aynı şekilde projeyi yönetmeyebilir. Ancak projelerin yönetimi genel olarak yani başlangıçta aynı olabilir. Yani hemen hemen aynı adımları takip etmek zorunda. İşte nedir mesela kabaca projeye nasıl başlarız? Proje öncelikle bir ihtiyaçtan doğar arkadaşlar. Yani ya müşteri size gelir ya siz bir ürün yapıyorsunuzdur. O ürüne gereklilik hissi vardır veya gereklilik vardır. Ondan sonra sizin bir konsept veya ürün yapmanız gerekir. Tabii ürünü yapmadan önce konsept yani proof of concept de başlayabilirsiniz genelde. Bunun için tabii bir sistem tasarımı yaparsınız kabaca. Yani sistem tasarımı nedir? Yani diyelim ki bir bilgisayar çiziyorsanız anakart ve diğer yan birimlerin her birini blok diyagram şeklinde çizersiniz, oluşturursunuz. Yani mesela şöyle hemen göstererek anlatayım hatta. Şurada şeyim var. Böyle blok diyagram çizebileceğim. Buna MCU demeyelim de buna diyelim ki mesela anakart. Tamam mı? İşte burada mesela şarj birimi var mesela. İşte buna pil bağlı. İşte ne var mesela? Burada ekran var, değil mi? Bir bilgisayarda. Tabii bu anakartın çıkışları var, girişleri var vesaire vesaire. Bu aslında bir sistem tasarımıdır. Yani blok diyagramdan ziyade sistem tasarımıdır. Sistemi iyi tasarlamanız lazım. Sistemi de genelde kimler tasarlar? Hardware architecture'lar tasarlar arkadaşlar. Yani donanım mimarisi olarak çalışan kişiler tasarlar. Her şirkette bu gene değişiktir. Onu da söyleyeyim. Şu anda dediğim gibi bu sistem tasarımıdır. Sistemi kim tasarlar? Hardware architecture'lar tasarlar genelde. Ya da şey tasarlar bunu. Hani istek doğar. İstek doğduğu zaman işte Ar-Ge birimi bir araya gelir, tasarlarlar. Yani küçük şirketlerde daha farklı olabilir arkadaşlar. Küçük şirkette her şeyi siz baştan sona yapabilirsiniz. Bu proje planına dahil olan bir şeydir. Şimdi her bir birim burada bir kart olmak zorunda. Çünkü sistemi tasarlıyoruz ya, daha sonra bunların içine detayına inmemiz gerekiyor. Diyelim ki yani biz burada işte için ne karar verdik? Dedik ki biz geliştirme kartı çizeceğiz. İşte bol sensörlü. Şöyle bir NXP'den yeni bir işlemci var arkadaşlar. Çift çekirdekli. Hatta yeni ARM çekirdeği kullanıyor. M33 diye. Bunlar yeni çekirdek. Yani yaklaşık 2 senedir duyuruldu ama yeni yeni piyasaya çıkmaya başladı. Şöyle hemen blok diyagramına bakalım. Kabaca bunu tanıyalım. Yani bunu kullanarak bir işte geliştirme kartı, küçük bir kart çizmeye çalışacağız. Hatta bu kartı uçuş kontrol olarak kullanabilirsiniz. Ne bileyim yani küçük bir geliştirme kiti olarak kullanabilirsiniz. Küçük Arduino tabanlı işler yapabilirsiniz. Bu size kalmış tabii. Hani nasıl kullanacağınız. Şöyle baktığımız zaman çift çekirdek var. Biz dedik ya burada sistemi yapıyoruz, pardon. Hani bizim burada yapacağımız şey aslında şu. Sistem olarak, sistem bazında geliştirme kartı. Şimdi burada yani kişi yani ihtiyacı doğan kişi ya da ihtiyacı belirleyen kişi buraya gerekliliklerini yazması gerekiyor. Yani pardon şuraya geliştirme kartı olacak. Gerekliliklerini yazması gerekiyor. Ne istiyorlar? Ya beklentiniz ne bu karttan? Ya mesela şimdi derseniz ki ben bu kartın Linux çalıştırmasını istiyorum. Kalkıp da böyle bir işlemci kullanmazsınız. Gidersiniz ne bileyim 4 çekirdekli işte A serisinden olan işlemcileri kullanırsınız. Hani işlemciye geçer artık olay. Mikrokontrolcüden çıkar. Application prosesörleri. Şimdi ne dedik? Yani bu bizim ihtiyacımızı belirlememizle başlayan bir şey aslında süreç. O yüzden Linux çalıştırsın derse, hani ne bileyim farklı özellikleri olsun derse sistem önce buna göre tasarlanıyor. Ve bunu bildikten sonra, bunu öğrendikten sonra artık sistemden ziyade bu blok diyagramın içini açmamız gerekiyor. Yani bunu blok diyagram şekline döndürmeniz gerekiyor. Nasıl mesela? Şöyle diyoruz. MCU ya da CPU. Neyse işte. Daha sonra bu bizim ana birimimiz. Nedir? Bu işte
Her şeyi yönetecek işlemcimiz. Ha, bu arada işlemci de olmayabilir. Her ürettiğiniz üründe işlemci olacak diye bir şey yok. Ancak bu blok diyagramı çizmeniz sizin çok büyük avantajınıza olacaktır. Sistemi anlama açısından. Nedir? Şimdi biz yani bir kartı çiziyoruz şu an. Ya yani bir kartın blok diyagramını oluşturuyoruz. Çünkü bunun üzerinden konuşacağız. Şirkette ne yapacağız? Diyeceğiz ki kartta bu olacak diyeceğiz. İşte ne var? Mesela bizim önce power girecek değil mi? Power in. Power in dedik. İşte bu ne olur? DC-DC converter olur, USB Type-C olur, USB micro olur. Onun dışında ne bileyim batarya olur, süper kapasitör olur. Olur da olur yani. Şunu da şöyle bir bağlayalım. Hop. Ya böyle tabii bunu biraz kalınlaştırsak daha iyi ama. Sonra ne olur? Ne istiyoruz peki? Sensör istiyoruz değil mi? Mesela elimde ne sensörleri var? Elimde gyro var. Hemen şöyle bir sensörlere de bir göz atalım. Bu arada benim kullandığım bir inventör sistemi var. Daha önce de göstermiştim. Bu Partbox diye. Ücretsiz, hobicilere açık. Siz de kullanabilirsiniz. Ben tüm malzemelerimi burada tutuyorum. Böyle baktığım zaman bütün listemi görüyorum. Elimde ne var ne yok. Yani çok fazla malzeme olduğu için artık kontrolü çok zor oluyor yoksa. Ne var elimde? BME 280 sensörü var. İşte bu humidity ve pressure ölçüyor. Önce bunu da koyacağız. Sonra bir ambient light sensör var. Hani bize kaç lüks olduğunu falan veriyor ortamın. Işığı ölçüyor, ışık miktarını. Mesela fotoğrafçılar bunu çok kullanır. Veya videoyu çekenler. Akselerometre var, gyroskop var. Bu da bayağı ünlüydü. ICM 2948 elimde. Bir de başka bir akselerometre daha var. İkisini de çizebiliriz. Duruma göre daha sonra ilerleriz. Üzerine bir de LED koyabiliriz. Böyle RGB LED var. Küçük 2'ye 2 milim. Şöyle 20-20 demesi 2'ye 2 milim. Bir de üzerine ekran opsiyonu koyabiliriz. Şöyle. Şu ekrandan. Ya 0.96 inç ya da 1.14 inç. Elimde bunlar da var. Hatta daha büyükleri de var da. Bu işlemcinin kaldırabileceği bir şey değil. Ne dedik? Gyro dedik. Gyro'yu koyduk. Ondan sonra ne vardı? Basınç sensörümüz vardı. Pressure. İsimlerini de yazabilirsiniz. Hani daha şey olur. Açıklayıcı olmuş oluruz. BME 280. 230 değil. Ondan sonra bir de ne var? Gyro pressure. Üçüncü neydi? Evet, light sensör. OPT 3001. Şu da ICM 2948 olması lazım. Bir de ne istiyoruz? Ekran istiyoruz. Şöyle. 1.14 inç LCD diyelim. Tabii bunlara şöyle farklı aslında renkler de yapabiliriz. Ben bu programı yeni kullanmaya başladım. O yüzden pek şey değilim ama gene de Microsoft Visio'ya çok benziyor. Şöyle değişik renklerle hani okunabilirliğini arttırabilirsiniz. Aynen. Şöyle bağlayalım bir de bunları. Bunu anlatmamın sebebi çok kişi nasıl projeye başlıyorsunuz diye sorduğu için arkadaşlar. Ondan dolayı bunu yapma gereği duydum. Hani anlatayım projeyi nasıl yapıyoruz, nasıl başlıyoruz profesyonel seviyede. Böyle başlıyor. Yani kabaca sistem budur. Bunu da şöyle bir çerçeve içerisine alayım. Bunu fil var mı fil? Fill none, evet. Line with. Ha, şöyle yani. Kabaca sistem budur arkadaşlar. Hani mesela giriş tarafını sol tarafa koyup çıkışları da veya kullanılacak malzemeleri de sağ tarafa koyarsanız okunabilirliği rahat bir blok diyagram olur. Blok diyagramı da nasıl belirlersiniz?
İşte dedim ya, gereklilik size sunulması lazım. Size gereklilik sunulmadığı sürece siz elinizde kıyaslayabilecek bir materyaliniz olmaz. İşte ne der mesela müşteri? Ya ben şu hassasiyette sallantıyı ölçmek istiyorum mesela. Hani diyelim ki quadcopter yapıyorsunuz. Hani böyle hafif hareket yaptığı zaman onun hassasiyetinin değeri var işte. Onun birimleri var. Ya mesela. Hani şunlar. İşte 2 gram, 4 gram, gram mıydı? Gram olabilir. Yok, G kuvveti de olabilir, pardon. Salladım biraz. Yani bunlar önemli. Hani bunlara bakıyorsunuz. Hassasiyetli ne kadar? İyi mi, değil mi? En büyük etken aslında malzeme seçerken fiyat ve bulunabilirlik arkadaşlar. Üçüncüsü de sizin o malzemeyi yönetebilmenize bağlı. Yani siz o malzemeyi alıyorsunuz ama kullanabilecek misiniz? Yani yeterliliğiniz var mı? Biliyor musunuz malzemeyi? Bilmiyorsanız sizin çünkü üretim sürenizi çok fazla geriye atacaktır. Yani sizin onu öğrenmeniz zaman alacaktır. Çok da verimli olmayacak bir duruma düşersiniz. Evet, bu arkadaşlar bunu yapacağımız sistemde kullanacağız. Yani böyle bir şey yapacağız kabaca. Hatta şöyle bir RGB LED de olacak. Şöyle bir RGB LED yapalım. İşlemciyi biraz daha tanıyalım. Yani mikro işlemci. Ne var dedik? Çift core var ama her iki core'da da aynı özellikler yok arkadaşlar. Baktığımız zaman NPU, FPU, SIMD, yani özel instruction'lar yok mesela diğer ikinci şeyde, core'da, çekirdekte. Mesela ayrıca DSP accelerator var. Crypto engine var. Sistem kontrolde işte ne bileyim DC-DC converter var içinde. Clock generation unitleri var. DMA var. Her bir işlem, yani core için, çekirdek için DMA var. DMA'de Direct Memory Access dediğimiz bir şey. Çekirdekten bağımsız data transferi yapmayı sağlayan bir birim. Öyle söyleyeyim. Yani siz sadece start veriyorsunuz. Kendi arka planda transferi yapıyor sizin belirlediğiniz şekilde. 640 KB flash'ı varmış. 320 KB RAM'i var. ROM var, boot code varmış, güzel özellik. Programmable Logic Unit var. Yani küçük bir PLC gibi bir şey var. Yani hani küçük bir FPGA diyelim, ben yani bayağı bir küçük. 6 input, 8 output diyor. Timer'ları bayağı geniş. Interface'leri var. High Speed LSPI var. Aslında seçmemin en büyük sebeplerinden biri bu. Bu SPI, yani NXP bunu LSPI diyor. Muhtemelen şeyden dolayı, yani telif yasalarından dolayı falan herkes SPI veya SQLC'ye kendi isimlerini koyuyor. 50 MHz'e kadar çıkabiliyor. Bu kullanacağımız ekranı da 50 MHz'e kadar sürebilecek bir sistem. Hani daha akışkan oluyor o zaman. Ekranda böyle şey hissetmiyorsunuz, streme. 16 bitlik ADC'si var ve 1 mega sample'a kadar çıkıyor. Çok güzel bir ADC. Yani ADC ile analog data da okunur. Yani hatta bunu motor sürücü bile yapılır. Evet, buna baktık kabaca. Bir de arkadaşlar, bir detay göstermek için bunun şöyle paketleri var, yani kılıfları. Neydi kılıfları, neredeydi? FPGA kılıfında çizeceğiz şöyle. Yani BGA. Şöyle bir kılıfla çizeceğiz. Bunun boyu 7'ye 7. Tabii aynı zamanda QFP'ler de var. Hani böyle pinleri dışarıda olanlar. Bunu çizmemin amacı sırf göstermek için. Yoksa hani böyle bir ekstrem duruma gerek yok. Üretilebilirliği çünkü zorlaştırıyor. Burada da sırf gösterme adına BGA seçtim. Hani bir özelliği yok. Bakalım çizebilecek miyiz? 4 layer yapacağız. Ama önce tabii bir şematiği tasarlayalım. Bunun tabii oluşturmamız gerekiyor. 7'ye 7 0,86 yüksekliği var. 0,5 milimetre pitch. Evet. Bu kılıfta çizeceğiz dedik. Fiyatı da hatta buradaymış. 67 kron, yani yaklaşık 6,7 dolar. Hatta 1300 tane alırsanız. Fiyatı biraz pahalı. Onun dışında bir noktaya daha değinmek istiyorum. Hazır bunu açmışken aklıma geldi. Geçen gün bir podcast dinledim.
Rick Hartley ve Mike Creedon konuşuyor. Altium'un kendi sitesinde. Altium devamlı böyle şeyler yapmaya başladı biliyorsanız. Şeyi konuşuyorlar. PCB çizmek mühendislik mi, teknisyenlik mi? Neden? Çünkü eskiden hani bu teknisyen işiydi. Daha böyle basit bir şey gibi algılanırdı. Çizilirdi. Bu arada küçümsemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Teknisyenler de çizebilir tabii. Çünkü yeterli altyapıyı alırlarsa çizebilirler. Neden olmasın hani. Olay mühendislik tarafına döndü. Neden? Çünkü manyetik bilmeniz gerekiyor. Devre analizi bilmeniz gerekiyor. Hani burada onu tartışıyorlar. Yani şeyden çıktı diyorlar artık. Hani olay mühendisliğe döndü ve uzmanlık isteyen bir şey oldu yani. Hani okullarda da bunu öğretmiyorlar. Hani okullarda size PCB nasıl çizilir, belki program gösteriyorlar ama PCB nasıl çizilir öğretmiyorlar. Rick Hartley buna değiniyor. Şey öneriyorum. Rick Hartley'in çok böyle şeyi var YouTube'da. Bunu dinleyin arkadaşlar. Çok düşüncesini desteklediğim bir insan. Şu adresten ulaşabilirsiniz. Bu adresi aynı zamanda videonun altına da koyacağım. Bir de çok fazla kitap sorun oluyor arkadaşlar. Şöyle bir site var. Bunlar da Printed Circuit Engineering Association. Hani community kurmuşlar yani bir topluluk kurmuşlar. Amerika tabanlı olması lazım. Free materials var yani ücretsiz kullanabileceğiniz materyaller. Burada book falan filan var hani kitaplar. Buradaki kitaplar güzel. Şöyle tıkladığınız zaman buradan bakabilirsiniz. Umarım hani buradan o ihtiyacınızı karşılamış oluruz.